Ey Bay Kemal diyor. Buyur Recep Bey. Şimdi kongre yapıyorsun. Kongre bitti. Yaptık çok şükür. PYD, YPG terör örgütü müdür? Yiğit sen açıkla. PKK terör örgütü müdür? Yiğit sen açıkla. 50 sefer söyledim. Bir daha söyleyeyim. 100 sefer söyledim. Bir daha söyleyeyim. Meydanlarda söyledim, televizyonlarda söyledim, gazetelerde söyledim, her yerde söyledim. Bunlar terör örgütüdür. PYD'nin terör örgütü olduğuna ilişkin ilk karar Mardin 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde çıkıyor. Kararın tarihi 17.09.2014. Bunlar PYD'nin başkanı Salih Müslim'i Ankara'ya davet ediyorlar. Altına kırmızı halı seriyorlar. Şimdi ben sana soruyorum Bay Recep. Sevgili Recep, gözlerinden öptüğüm Recep, şimdi sana soruyorum. Sen mahkeme kararına rağmen, Yargıtay kararına rağmen, terör örgütü saymasına rağmen, sen hangi vatansever duygularla Salih Müslim'i Ankara'ya davet ettin, ayağına halılar serdin? Bana bir açıkta bakayım. Ama ben ona diyorum ki, sen FETÖ'ye, sen PKK'ya, sen YPG'ye, sen El Nusra'ya, sen IŞİD'e yardım ve yataklık yaptın. Tık yok, mahkemeye dahi veremiyor. Niye vermiyor? Mahkemeye versin beni. Ya bir laf ediyorum, mahkemeye veriyorsun. Sana en ağır suçlamayı yapıyorum. Sen terör örgütlerine yardım ve yataklık yaptın diyorum. Tık yok. Mahkemeye veremiyor. Ya Sosyalist Enternasyonel'de YPG ile ilgili olarak bizim verdiğimiz mücadeleden de bunların haberi yok. Açıp telefonu bir Dışişleri Bakanlığı'na sormuyorlar ya, bakanlığına sormuyorlar. Biz nasıl mücadele veriyoruz orada? Türkiye'nin çıkarlarını nasıl savunuyoruz? Onlar bizi kendileri gibi sanıyorlar. Biz vatanseveriz. Kusura bakmasınlar, biz onları vatansever olarak görmüyoruz. Biz bu ülkenin çıkarlarını savunuruz. Kusura bakmasınlar, onlar kendi ülkelerinin çıkarlarını değil, kendi çıkarlarını savunurlar onlar. Kendi çıkarlarını. Sen tarafsız davranacağına dair namusun ve şerefin üzerine yemin ettin. Peki bu namus ve şerefi nerede bıraktın sen? Nerede bıraktın sen? Eğer sen yiğitsen, bana diyorsan ki yiğit misin? Ben yiğit olduğumu iddia ediyorum. Sen de yiğitsen karşıma çıkarsın Recep Bey, karşıma çıkarsın. Benim tankım yok, benim tüfeğim yok, benim polisim yok, benim ordum yok, benim valim yok, benim kaymakamım yok. Benim Allah'ım var, Allah'ım. Çıkacaksın karşıma, çıkacaksın.